arkadaşlar, ismim Şener Güler. Beylikdüzü 2 Acil Yardım İstasyonu'nda paramedik olarak çalışıyorum. Bugün sizlere bebek ve çocuklarda ileri hava yolu yönetimini anlatacağım. Evet arkadaşlar, bebeklerde ileri hava yolu için çok da acele etmemek gerekiyor. Özellikle temel hava yolu araç gelişleriyle iyi bir ventilasyon sağlanıyorsa, bu yöntemle de bir bebek iyi bir şekilde ventilasyon veya ventile edilebilir. İleri hava yolu için entübasyonda bu yöntemi deneyimi insanlara bırakmak her zaman bebek için avantajlı olacaktır. Neden entübasyon? Çünkü entübasyon etkin bir ventilasyon için güvenli bir hava yoludur. Ve aynı zamanda aspirasyona da izin verdiği için bronşların ve akciğerlerin temizlenmesi için de yine önem arz edecektir. Benimle birlikte ileri hava yolunda entübasyonu nasıl yaptığımızı görelim. Evet arkadaşlar, entübasyona geçmeden önce Hazırlıklarımızdan bahsetmiştik. Hazırlıklar nelerdir? Öncelikle hastanın hazırlanması gerekiyor. Yani bebeğin hazır bir halde olması gerekiyor. Bu arada intubasyon öncesi ne yapıyorduk? Temel hava yolu araç gelişleriyle hastanın iyi bir ventilasyonundan bahsetmiştik. Bunun için nelere ihtiyacımız var? Uygun boyutta bir airway ihtiyacımız var. Yine uygun boyutta bir maske ihtiyacımız var. Ve tidal volümü yeterli olan bir balon valk mask ve aynı zamanda rezervarı ve oksijene bağlantı ortamının da oluyor olması gerekiyor. Entübasyona geçmeden önce etkin bir şekilde bir preoksijizasyonla hastanın hemoglobininin oksijenle doyumunun yani depolarının doldurulması gerekiyor. Ve aynı zamanda kısa süreliğine de olsa bir aspirasyon gerekir. Küçük ve bebeklerde entübasyon öncesi görüş alanının daha iyi olabilmesi için ağız içi aspirasyonu son derece önemlidir. Tek seferde aspirasyon bebeklerde 5 saniye, çocuklarda 10 saniye, yetişkinlerde de 15 saniye geçmemelidir. Şimdi entübasyona kadar olan kısmını isterseniz gelin hep birlikte görelim. Daha sonrasında da entübasyona geçerken neler yapıyoruz onları göreceğiz. Burada da görmüş olduğunuz gibi değişik boyutlarda airwaylerimiz var. Hastaya en uygun olan ivreyi seçip onu ölçüsünü alarak bebeğe uygulayacağız. Şu anda bebeğimizin yaş grubuna göre uygulayacağımız iki tane ivrey boyutumuz var. Bunları hemen yanımıza alacağız. Ve sonrasında da ölçümünü yapacağız. Aynı yetişkinlerde olduğu gibi rengin şu bitiş kısmı ağız kenarına gelecek. Şurası da mandibul angulusa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Uygun olan airway boyutumu bulduktan sonra düz bir bilet ya da bir abestanka dilini baskılayarak düz bir şekilde takıyorum. Uygun olan maskımızı seçiyoruz. Uygun olan mask nedir? Şimdi çenenin daha önce yetişkinlerde de bahsettiğimiz gibi dudakla çene arasına alt tabanı gelecek. Sivri olan tarafta burun kemerine gelecek. Burası çok önemli. Kesinlikle gözleri bası istemiyoruz. Gözleri bası olursa ne olur? Daha öncesinden de yine söylemiştik bunu. Gözlerde nervus vakısının tonus artışına bağlı uyardığınızda parasempatik aktiviteler hastada yani bebekte bir bradikarda oluşturabilir. Yastıkları şişirdim, kulak memesi kıvamına getirdim. Burası yaklaşık 60-80 cm su basıncında olması gerekli. Ve yerleştirdiğimizde şu anda bebek için uygun olan boyutta bir maske hazırlamış olduk. Bunun üzerine uygun olan boyuttaki filtremizi alıyoruz. Filtreyi de maskenin üzerine yerleştiriyoruz. Hemen arkasında iki tane vizim kaplometremiz var. Biri kolonometrik, diğeri ise dijital. Hangisine uygun görüyorsanız veya elinizde hangisi varsa onu takarsınız. Kolonometrik olanı alıyorum. Fitrin üzerine takıyorum. Hemen ardından uygun olan boyuttaki balon vak maskımı alıyorum ve yerleştiriyorum. Tutuşumuza gelecek olursak tutuşumuz C ve E şeklinde olacaktı. C ve E şeklini aldıktan sonra hafif çeneyi ekstansiyonunu sağlamamız yeterli. Ve 2 ya da 3 saniyede bir solutacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 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 1 ve 2 ve 3 ve, 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 ve bu şekilde solutuyoruz. Buna bizler yaklaşık bir 30 saniyeli 2 dakika arası bir preoksijenizasyon sağlanması gerekiyor hastanın durumuna göre. Tamam. Evet, uygun olan bir handle'ımız olacak ya da laringoskop sapı. Yine muhtelif boyutlarda blade ya da kaşıklarımızın olması gerekiyor. Daha önceki videolarımızdan da bundan bahsetmiştik. Blade'ler iki çeşittir. Düz blade ve eğri blade olmak üzere şurada görmüş olduğunuz gibi ve uygun boyut olması gerekiyor. Şuradakiler düz biletler ve numaraları da şurada. Mesela bu çift sıfır bir düz bilet. Hemen şuradaki ise tek sıfır bir bilet. Yukarıya doğru gittiğinizde bir numara, iki numara ve üç numara şeklinde artan numaraları var. Bebeklerde ve çocuklarda özellikle yeni doğanlarda tercih edeceğimiz bilet düz bilet olması daha avantajlı olacaktır. Ama 2 yaşından büyük çocuklarda ise eğri bilekte yine avantaj sağlar. Yine bir e, tüp de burada çok önemlidir. Endotrakel boyutlarından yine bahsedeceğiz. Endotrakel tüpler iki çeşittir arkadaşlar. Mesela burada kafsız olan bir endotrakel tüpümüz var. Şurada ise kaflı olan bir endotrakel tüpümüz var. İkisi de 3 numara. Biri kaflı, diğeri kafsız. Yine 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 numara şeklinden yukarıya doğru gider. Peki bizler hangi yaş gruplarında kaflı, hangi yaş gruplarında kafsız kullanalım? Güncel kılavuzlar arkadaşlar artık yeni doğan dışında diğer yaş grupları olan bebek ve çocuklarda kaflı endotrakel tüp kullanmasını tavsiye ederler. Hangi yaş grubuna hangi numara endotrakeal tüp kullanacağız peki? Bunun için hemen yaşına bakacağız. Bebeklerde kafsız 3,5-4, kaflı ise 3-3,5 numara olacak. 1-2 yaş grubu çocuklarda ise kafsızlarda 4-4,5 numara olacak. Kaflı ise 3,5-4 numara olacak. 2 yaş üstü çocuklarda, 2 yaş ve üstü çocuklarda yaş bölü 4 artı 4 kafsız olan endotrakeal tüpler için Yine yaş bölü 4 artı 3,5 ise kaflı olan endotrakel tüpler için kullanmış olduğumuz bir formül. Peki endotrakel tüpün ne kadar ilerletelim? Yine bunun için iki ayrı formülümüz var. Eğer kafsız bir endotrakel tüp kullanıyorsak, kullanmış olduğumuz ID numarayı 3 ile çarptığınızda, ne kadar ilerletmemiz gerektiği ile ilgili sonuç çıkacaktır. Örnek verelim 4 numaralık bir endotraker tüp kullanıyorsunuz ve kafsız bir endotraker kullanıyoruz. İş çarpı 4 olduğu için 3 ile çarpacağız. Bu endotraker tüpü 12 santim ilerleteceğiz anlamına geliyor. Yine kaflı bir endotraker tüp kullanacaksak endotraker tüpü yaş bölü 4 artı 4 diye numarasını bulmuştuk. Şimdi ne kadar ilerleteceğimizle ilgili hesaba gelecek olursak da yaş bölü 2 artı 12 yine ilerleteceğimiz uzunluğu bize verecektir. 4 yaşında bir çocuk için kullandığımızı düşünecek olursak 4 bölü 2, 2 yapar. 12 ile toparladığımızda 14 çıkar. 14 santim endotrakel tüpü ilerletmemiz yeterli olacaktır. Evet, endotracheal tüpten bahsettik, şimdi biraz mandirenden, kılavuzdan bahsedelim. Mandiren ve kılavuzlar da çok önemlidir. Buradaki guide'lar, kılavuz ya da mandiren ne diyeceksek, boyutları, çapı çok önemli. Yani kullanacağınız endotracheal tüpün çapına uygun olan kılavuzu ya da mandirini seçmeniz gerekiyor. Eğer seçmezseniz ne olur? Endotracheal tüpün çapından büyük bir mandiren kullanırsanız ilerlemez ya da ilerletirseniz de çıkarken e, ekstubasyon riski ortaya çıkabilir. Yine şuraya doğru gelecek olursak Magic Forceps denen bir Magic Pensimizin olması gerekiyor. Özellikle bazen oral intubasyon dışında yeni doğanlarda ya da bebeklerde nazar intubasyon da yapılabilir. İşte burada Magic Forceps'i ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Yine 10 cc kadar bir enjektöre ihtiyacım var. Sabitlemek için Herhangi bir sargı bezi ya da bir flasler kullanabiliriz. Dinlemek için iki tane yöntemimiz var. Hatta üç tane yöntemimiz var. Dinlemek. Bunun için steteskoba ihtiyacım var. Yine bunun dışında bir kapnografi ihtiyacım var. Şu anda burada yok ama bir pasoksimetrenin olması yine bizim endotracheal tüpün doğrulamasında bize iyi bir bulgu verecektir. Kayganlaştırıcıyı da unutmayalım. Kayganlaştırıcı da çok önemli. Özellikle nazal intubasyon esnasında kayganlaştırıcı mutlaka kullanıyor olmamız gerekiyor. Gelin şimdi intubasyona geçelim. Evet, intubasyona geçmeden önce çocuk, bebek ve yetişkinlere farklı olarak hava yolunun anatomi farklılığından bahsetmek istiyorum. Çocuk ve bebeklerde yetişkinlere göre dil ağız boşluğuna göre daha büyüktür ve dil daha geridedir. Bu şu anlama geliyor: ağzınızı açtığında görüş alanı ile ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Yine bunun dışında arkadaşlar daha geriye doğru gittiğimizde epikloğun daha büyük olduğunu ve daha aşağı sarkık bir halde karşımıza geleceğini göreceğiz. Bununla birlikte daha uzun olan bu epiklottan dolayı e, Vallakul alanının daha büyük, daha U şeklinde olduğu karşımıza gelecek. Yine birazcık daha ileri aşağıya doğru gittiğimizde ...hava yolunun yani glotik açıklığın daha yukarıda ve bize daha yakın olduğunu göreceğiz. Yani çok kısa bir mesafede hemen glotik alanla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine karşılaşılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi glotik alanı gördüğünüzde... ...o glotik alana yönelik bir endotracheal tüp seçtiğinizde büyük bir sıkıntıyla karşılaşırsınız. Çünkü bebeklerde ve çocuklarda özellikle krikoid kartilaj gelişmediği için... E, oradaki e, e, trakiyanın e, almış olduğu şekil bir e, huni şeklindedir. Yetişkinlerde bu bir silindir şeklindedir. Çünkü glotik alanla karşılaştığınız açıklıkla krikoid kartilaj arasındaki açıklık hemen birbirine yakındır. Ama bebeklerde öyle değildir. Geniş başlar aşağı doğru daralır. Yukarıdaki glotik alana göre siz bir endotrakiyat tüp çapı seçerseniz e, alt tarafta bir darlıkla karşılaşacağı için e, sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi bunları anlattıktan sonra intübasyona geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda bir bebeği entübe edeceğiz. Ee, yaklaşık işte 12 aya kadar olan bir yaş grubu. Ee, hangi endotrakel tüpü kullanacağız? Kaflı bir endotrakel tüp kullanacağım. O yüzden kullanacağım endotrakel tüpün boyutu 3-3,5 numara olacak. Ee, endotrakel tüpüm için 3-3,5 numara bir endotrakel tüp seçmiştim. Mandrenini koyuyorum. Daha sonrasında ise kafını şişireceğim. Kafını şişirerek kontrol ediyorum. Evet şu anda kafı sağlam. Yerleştirdi kenara koydum. Steteskomu kenara yerleştiriyorum. Daha sonrasında ise uygun olan bileti seçeceğim. Bileti nasıl seçiyorduk? Şurası ağız kenarına gelecek. Şurası da yaklaşık 1 santim kadar. Şuradaki mandibül angulusu geçti. Sonra handle'ımı alıyorum. Handle'ı nasıl yerleştirildiğini göstermek istiyorum. Evet. Şimdi şuradaki çıkıntı handle'daki şu demir aparatın olduğu yere gelecek. Ve yerleştiriyorum. Nedeni de şu. Handle'dan gelen elektrik Blade'e şuradaki aparattan geçecek. Yani şunları birbirine getirdiğimizde elektrik akımıyla şuradaki lambaya ışık gelecek. Kontrol ettim ve kenara koyuyorum. Bu arada da ventili ediliyordu. 1 ve 2 ve 3 ve 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 1 ve 2 ve 3 ve, 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 ve yine preoksijenizasyon sağlandıktan sonra aspirasyonu yapılıyor ve airway'i kenara koyup Hemen girişimiz için sağdan sola doğru dile kartı ediyorum. Sıyırarak gitmeniz gerekiyor. Şu anda... Evet, şu anda ses tellerini ve vokal kortları gördüm. Endotrakeal tüpü yandan ilerletiyorum, tam vokal kortların arasından yerleştiriyorum. Sonrasında biliyemi çıkarıp kenara koyacağım ve şuradaki kılavuzu çıkaracağım. Ardından kulak memesi kavamına gelecek şekilde yaklaşık bir ya da bir buçuk şişirmem yeterli. Ve balon valve maske alıp şu anda kontrol edeceğim. Şimdi kaplografama baktım. Sarı renk almaya başladı. Sonra steteskopla dört ayrı noktadan dinletiyorum. Pals oksimetrem varza saturasyonunu kontrol edeceğim. Bebeğin renginin pembeleşmesi, endotrakel tüpten buğu gelmesi, mideden ses gelmemesi, endotrakel tüpün yerinde olduğunu gösteren bulgulardır. Evet arkadaşlar kontrol ettikten sonra ee, hemen bir arkadaşımıza vereceğiz. Arkadaşımız ventile ederken biz de sabitleme yapacağız. Sabitleme yapılırken ön dişe göre bakacağız kaç santimde diye. Şu anda baktığınızda de sabitleyeceğim. Şimdi size sabitlemeyi göstereceğim. Sabitlerken iki tane teknik kullanabiliriz. Bir tanesi yapıştırma şeklinde plasterle diğeri ise normal sargı beziyle diye söylemiştik. Önce maksilladan yapıştıracağız. Şimdi hangi tarafta durmasını istiyorsak o tarafa doğru yaklaştıracağız. Sonra burada bir tur atacağız. Tur attırdıktan sonra Bebeklerde endotrakel tüpün sabitlenmesi son derece önemli. Çünkü çok az yer değişikliği bile tek taraflı intubasyon yani bronşların sağ tarafına gidip tek taraflı intubasyon ya da ekstubasyona neden olabilir. Şimdi sıra geldi mandibulaya. Buraya geldik. Böylece sabitlemiş olduk. Ardından da eğirmeğimizi yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde ventilasyonumuzu sağlayıp 1V2V3V ve ve ve, 1V2V3V ve ve ve, 1V2V3V 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 sürekli v değerlikleri kontrol etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bebek ve 3 transfer 1V2V3V 1V2V3V ee, neler birlikte bunu tartışalım. Topaç denen bir kısaltmamız vardı. Topaçın tesi endotrakeal tüp yerinden çıkmış olabilir. Hemen tüpümüzü kontrol edeceğiz. Ön dişlerden ya da burun kenarından ölçtüğümüz ölçüde mi diye bakacağız. Bunun dışında akciğerlerinde dinlememiz gerekiyor. Bilateral eşit havalanıyor mu ya da mideden ses geliyor mu diye bakacağız. Topaçın olsu ise obstrüksiyon. Obstrüksiyonun nedeni ne olabilir? Çocuk uyanmış ya da bebek uyanmış endotrakel tüpü ısırmış olabilir. Ya da endotrakel tüpün içinde katı sekresyonlar birikmiş olabilir. Bu gibi durumlarda airway kullanacağız ya da endotrakel tüpün içini aspire edeceğiz. Topaçın pesine gelecek olursak topaçın pesi de pneumotoraks. Bebekte ya da çocukta pinotaraj gelişip gelişmediğini daha önceki konularımızdan da anlatmıştık. Akciğerlerini dinleyeceğiz. Bilateral iş mu? Bir tarafta solunum sisteminin olmaması ya da azalmış olmaları, jugular ven dolgunluğu, trakeanın deviyasyonu bizim da pinotaraks olduğunu şüphelenmemizi gerektiren bulgulardır. Topaçın ağası ise kullanmış olduğumuz aletlerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Balon valve varf maskınızın valfi bozulmuş olabilir. Balon valve maskınızın balon kısmı yırtılmış olabilir. Bağlantı yerleriyle ilgili sıkıntılar olabilir. Yine oksijen gelen oksijen miktarı kesilmiş olabilir ya da oksijeniniz bitmiş olabilir. Hemen bunları kontrol edeceğiz. Özellikle ventilatör cihazı kullanıyorsak ventilatör cihazının oksijeni bitmiş olabilir ya da yeterli tidal volümü olmayabilir. Yine aynı şekilde endotrakeal tüpün kafı patlamış olabilir. Kafını da kontrol edeceğiz. Ç'ye geldiğimizde ise çeşitli nedenler. Her zaman ventilasyon durumun kötü olması ventilasyona bağlı olmayabilir. Ventilasyonunuz çok iyi olabilir, her şey yolunda olabilir. Yeterli tidal volümü de veriyor olabilirsiniz. Ama hastanın perfüzyon basıncı düşmüşse yani tansiyonu düşükse ya da hastanın bradikardisi oluştuysa ya da kalbi durduysa o zaman vermiş olduğunuz oksijen dokulara gidemediği için hastanın durumu bozulacaktır. Bunları kontrol ettikten sonra ventilasyonumuza devam ediyoruz. Bugünkü videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.